Askere ne zaman gittiniz? Nerede yaptınız askerliğinizi? Askerliğimi 1993 yılında gittim. 73'e 4 tertip olarak yaptım. Acem Birliği'nden sonra Usta Birliği'm, iç güvenlik taburunda Erzurum'a bağlı. O dönemlerde işte Ağrı Dağı, Tendirek Dağı'nda işte operasyonlara katıldım. Ben o dağa çıkana kadar öcü arıyordum. Taburlar, sırtımızda yükler, öcü arıyorsun, öcü. Çatışmaya girdik. Hani öcü, öcülerle. O esnada sabaha karşı hava aydınlanırken sis, duman, bizim tim kayboldu. Normal. 3 gün olmuş. 1 yudum su içmemişim. Öcü arıyorum, vatanım için. Bu esnada yol bulmaya çalışıyorum. Yani bir çıkış noktası arıyorum. Kaybolmuşum artık. Bir çıkış noktası arıyorum. Birdenbire kocaman bir kayaya dönünce göz göze bir kardeşimle göz göze geldim. Öcü bekliyorum ya. Ben yine rahatım. Göz göze geldik. O bana bakıyor. Ben ona bakıyorum. İçimden de oğlum senin işin bitti. Buraya kadar. Ne diyeceğim? Vatan mı sağ olsun diyeyim? Ne diyeyim? Bitti işin senin. Göz göze geldik. Hareket şu. Benim yapmış olduğum hareket şu. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Eyval. Böcü bekliyorum. Karşımda kardeşim var benim. Kulaklar çatlamış susuzluktan. Rahat ol. Hareket şu, rahat ol. Yanıyorum susuzluktan. Otur, otur. Oturdum. Eyval sakin ol. Tamam sakinim. Dudaklar çatlamış. Çıkardı arkadan matarasını. Bir de G3 elimde. G3 de elimde. Mermi ağzında mı Eyval? Ağzında. Baktı şey, bizim bir otomatik şeyimiz var yanında. Açık mı? Değil. Aç. Yani sen sakin ol. Aç. Açtım. Otomatiğe korkma ya. Rahat ol. Otomatiğe aldım. Ama suya nasıl saldırıyorum? Dur, dur. Kusacaksın. Midem bulandı. Ne yapıyorsun? Yavaş. Boynuna bir fıçısı vardı. Çıkarttı. Üstüne suyu döktü. Dudaklarıma. Çatlamış, parçalanmış dudaklarıma. Orada dalmışım uykuya. Uyandım. 5-6 kişi olmuş arkadaşlar. Açım. Karnımı doyurdular. Beraber. Böcü bekliyorum. Hani olayın farkındaysam Allah belamı versin. Farkında bile değilim. Ya bu kardeşim benim ya. Benim canım ya, ciğerim burada oturuyor, bana heval diyor. Çavani başı diyor. Ben öcü bekliyorum. Ne öcüsü ya? Beraber büyüdüm. Kürt. Kürt kardeşim benim. Ben ayrımcılık bilmedim ki. Ben beraber büyüdüm. Beraber büyüdüm. Ayıptır. Arkadaşınızdan, çocukluğunuzun beraber geçtiği bu Ali arkadaşınızdan hiç haber alamamış mıydınız daha sonra? Yani daha sonra dağa çıktı falan diye bir haber gelmemiş miydi? Şöyle oldu. Ben ondan sonra bir başka çatışmada gazi olduğumda ilk hastaneye zaten Gata'ya gelen Ali Yılmaz'dı. Çökmüş, bitmiş. İki gözü iki çeşme, başım dağılıyor, ne oldu? O zaman üniversitede okuyordum. Bir sene sonra duydum ki o da daha gitmiş. Umarım sürdürülmekte olan bu barış görüşmeleri bir neticeye varır, olumlu bir neticeye varır ve artık bu acılar yaşanmaz. Sizin o sisli günde Tendürek Dağı'nda galiba. Ağrı. Ağrı Tendürek Dağı'nda. Kaybolmanızdan daha sonra başka bir çatışmada kolunuzdan evet. Vuruluyorsunuz. Evet. Ne kadar bir süre var arasında? O çatışmaya giderkenki duygularınız nasıldı? Yani siz o gün, o sisli günde sonuçta PKK'lilerle tanıştınız, görüştünüz ve onların öcü olmadığını anladınız. Aradan biraz süre geçti, sonra sizi tekrar çatışmaya gönderdiniz. Tabii, evet. Neler hissediyordunuz o sırada? Açık açık konuşalım. Hiç benim kimseden gizli saklım yok. Atamıyorsun. Tetiği çekemiyordunuz yani. Çekemiyorsun. O da çekemiyor. Baktım sıkıştım bir yerde. Son vurulduğum zaman. Ufacık bir kayanın arkasında kaldım.
Karşıdan geliyor mermi. Atsam mı? Atmasam mı? Ya atmasam öleceğim. Bir tane atıyorsun, duruyorsun, kafanı kaşıyorsun. Ya ne olacak bu? Kimi kime kırdırıyorsun? Yani ne yapıyorsun sen? Kardeşin sana mermi atıyor, sen de kardeşini atıyorsun. Bunun ötesi yok. Ben buradan bir insan evladı gibi, insan gibi insan olarak şunu söylemek istiyorum. Eğer müsaade ederseniz. Estağfurullah, buyurun. Annelerime seslenmek istiyorum. Bakın, çok müzdarip konuşuyorum. Niye biliyor musunuz? Şu söyleyeceğim şeyi söylemek bile istemiyorum. Kürt anneme, Türk anneme, Laz anneme, Çerkez anneme, bunları söylemek bile istemiyorum. Hani sanki böyle kimliklerin üstüne gider misin, şey yapar mısın gibi konuşmak bile istemiyorum. Annelerim, bu işi siz çözersiniz. Lütfen. Biliyorum herkesin canı yandı. Herkes müzdarip oldu. Bak, Mustafa sakat kaldı. Sabbet şehit oldu. Dağdaki insan mağdur oldu. Öldü. Allah hepsine rahmet eylesin. Hepsi insan bunların ya. Sevgili Başbakan, ben kimseye hani burada nemalanmak için veyahut da duygu sömürüsü yapmak için gelmedim. Ne kadar güzel söylüyorsunuz. İstiyorum. Artık yeter. Benim kimliğimin üstünden hiç kimse kimseyi ezmeye kalkmasın abi. Ben gittim, oralarda kaldım. Savaştım. Hiç kimse kimseden üstün değil. Hepimiz biriz. Yanlış telaffuzlara kapılmasınlar. Yanlış telaffuzlara kapılmasınlar. Yaradan Allah bile bizi kavimlere ayırmış. Görüşelim, konuşalım diye. Efendimiz bile demiş, kimsenin kimseye üstünlüğü yok diye. Bu kim, bu nefret mi? Yok böyle bir şey, inanmasınlar. Ben beraber büyüdüm. Hiç kötü bir şey görmedim. Beraber yaşadım. Aynı sofraya oturdum. Ön yargılı olmasınlar. Rica ediyorum.